Zeytin ekmek, zeytin ekmek. Yemeyen pişman ha, GoPro'muza kayıyor. Ve beklenen an geldi. Olay budur. Aa bak. Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Herkese selam arkadaşlar. Yine güzel bir videoyla karşınızdayız. Yine yollardayız. Gidiyoruz. Nereye mi? Tabii ki de Delikliko'ya gidiyoruz. Tabii bugün ekip biraz kalabalık. Murat abi de yanımda. Arkada Mustafa. Üçümüz beraber. Bugün biraz organizasyonda değişiklik yaptık. Benim arabayla değil, Murat abinin arabasıyla gidiyoruz. O kamp konusunda biraz daha usta. Hem ondan bir şeyler kapmak istiyoruz. Ne diyorsun abi? Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ama şeyi kaçırdık. Gün batımı. biraz geç çıktık. Cumartesi bugün. Cumartesi akşam üzerinden çıkalım. Orada hem gün batımını, sabah da gün doğumunu yakalayalım dedik ama bakalım. Daha bir yaklaşık 40-45 dakikalık belki daha fazla yolumuz var. Alanya'dayız şu an. Umarım yetişiriz. Yetişirsek kampımızı atıp gün batımını çekip akşam yemeğimizi yapacağız. Ama daha alışveriş de yapmadık. Bakalım. Yetişemezsek de en fazla yemeğimizi yeriz. Yapacak bir şey yok. Migros nerede vardı? Evet, şu an Alanya merkezdeyiz. Yol üzerimizde Migros ya da bir Carrefour var mı diye bakıyoruz. Eğer varsa alışverişimizi yapacağız. Çünkü akşam yemeği için hiçbir şey almadık. 5 defa mı çıktık? 10. Tecrübeden bahsettik. Geçen biz tatile çıktığımızda yatağımızın pompasını unuttuk. Bu sefer çıktık, Murat abiye güvendik. Neyi unuttun sen? Kamp sandalyesiyle kamp masasını. Nerede oturuyoruz abi? Yapacak bir şey yok. Biz yörük çocuğuz demeyeceğim. Ben değilim. Yerde ama oturmaya alışkınız. Sorun yok. Migros sağda evet. Abi. Evet, Migros'a geldik. Migros! Bence oraya gir. Sağa gir. Kadına dikkat et ama. Akşam ne yemeği yapacaksın bize? Kavurma yer miyiz? Kavurma yeriz ya. Başkan kahvaltılığımızı da alalım bari, değil mi? Aynen bro. Ben mısır biraz mısır pişirir miyiz orada? Yok ya. Yemek pişiriyorum bro. Yani ızgara yok değil mi? Kavurma alalım. Yumurta. Ben alıyorum. Yoğurt ister misin? Bence meyveli yoğurt alalım. Ben mi göremedim yumurtayı? Yumurtayı kaçta aldın? Onunu aldım. Yeter değil mi? O zaman şu ekmeği bırakalım bunu aldıysak. Şu çavdar ekmeğini bırakalım. Gerek yok buna. Başkan dursun. Dursun mu? Dursun. Alışveriş neredeyse tamam. Meyve ister misiniz? Meyve alayım mı? Alanya'ya geldiğimiz belli. Her yerde yabancı var. Türk yok lan. Duramıyorum. Alışverişimizi tamamladık. Şimdi yoldayız. Az bir yolumuz kaldı ama güneş battı. Hatta onda şöyle göstereyim. Büyük ihtimal karanlığa kalacağız. Bir de fark etmez. Düz bir yer bulsak bizim için yeterli. Ateşimizi yakar, çadırımızı kurar, dinlenmeye bakarız. Yemeğimizi yapacağız zaten. Acıktık da ufaktan. Sabaha güzel çekimler bizi beklesin. Hadi bakalım. Ellerimle taze taze hemen yaparım abi. Korkunç filmdeki gibi. Al Mustafa. Bol zeytinli ekmek. Allah. GoPro'muz kayıyor. Yapayım abime. Zeytin ekmek. Yemeyen pişman ha, GoPro'muzla kayıyor. Fiyat çaktım sana. Baktık yetişemeyeceğiz. Akşam yemeğin de zor. Kısmaçam. Şey telif gibi. YouTube'da paylaşamıyorsun. Baktık yemek yiyemeyeceğiz. İşimiz zor, daha varamadık bile. Ekmek arası zeytin yapıştırdık şimdi. Oh. Ama vallahi kebap gibi geldi. Değil mi? Şu an geldik. Ufaktan çadır malzemelerini yüklendik ki. En azından indiğimizde ikinci posta yeri beğenirse indirebilirim diye. Ama beğenmezsek de yukarıda bir yerde çadır kuracağız. Sabah önce inip çekim yaparız. Bayağı bir dik yalnız. Buraya geldiğinizde kesinlikle ayağınıza ayakkabı olsun. Aşırı karanlık ya. Kral koyunu. Çok kötü ya. Hayalde düz bir zemin bulup oraya çadır atmak var. Çok uzun mesafe değil ama yol çok bozuk. İndik. Hani dedim bari inmişken yanımıza atabileceğimiz hafif malzemeleri de bırakalım. Abi eğim böyle. Tırmandık resmen.
Ve hiçbir alan düz değil. Sporcuyuz ya. Hadi beklemeden çıkalım dedik. Şu an götümden soluyorum resmen. O kadar kötü yani. Ama iyi. Akşam spor oldu. Vallahi bugün spor yapmamıştım. Su içinde kaldım. Şuna baksana. Bak kahve döküyordum ha. Bütün umutlar bu yemekte şu an. Bunu geçen Akyaka'da bir yaptık bro. Akıyor. Şeye gidecektik bro bir de. Tekirova'daki. Tekede aşağı koyuna. Adı mı? He. Tekede aşağı. Tekede aşağı koyuna. Günaydın arkadaşlar. Burada uyandık sabah. Akşam geldiğimiz yerin farkında değildik tabii. Gördüğünüz gibi delikli koy. Şu bölüm. Oraya ineceğiz birazdan. Ama önce bir kahvaltımızı yapalım. Akşam yemeğimizi de burada yedik. Güzeldi. Etli bir sote yaptık. Ekmek arasında. Şimdi çayımızı demleyip üstüne güzel bir kahvaltı yapacağız. Sabah saat 6.30. Ama gün buradan doğmadı şimdi. Burada ufak bir dağ eteği var. O yüzden güneş direkt bize vurmadı. Tüp söndü. Biz yine rezil bir durumda uyandık tabii sabah. Arkadaşlar şu duruma bakın. Yatağım. Bildiğin yerde yattık yani. Bu sabaha kadar iniyor, biz şişiriyoruz. Şu an belimi falan hissetmiyorum. Çadır 10 numara, gökyüzünü görüyorsun. Yukarıdan havalandırması falan var. Yatak arkadaşlar ağzımıza sıçtı yani resmen. Etrafı keşfedelim. Yukarıda bir kale var. Abi şu tepeye kale kurmuşlar ya. Neyse bunu inceleyeceğim. Bu da aşırı güzel görünüyor. Böyle muz bahçesi devam ediyor. Eşek arısı var, kaç. Aşağı iner, yüzeriz sonra Sapadere'ye basarız diye düşündük. Murat Başkan'dan hünerler. Kabuklu. Onda şey var başkan. Vitamin orada. Glukozamin. Bizde yanlış olmaz. Olmuşsa yanlışlıkla olmuştur. Ben de onu düşündüm ya. Ne işin vardı oraya kale kurmakla birader? Karanlıkta bir şeyler görünüyor ama birader ne var orada, ne merak ediyor insan. Abi dümdüz, ben kale olacağını şaşırdım yani. Dün akşam indiğimiz yol gördüğünüz gibi bayağı bir zorlu. O ne lan? Tekne geldi. Yani ki biz yılların kampçısı. Kader çantası. Bir arada biz dün akşam yemişiz buraya o karanlıkta, yemin ederim. Aa bak buraya atılırmış hakan. Olsun, değerdi. Sabah burada uyanmak efsane olurdu. Minik bir yengeç var. Yengeçlik. Yengeçlik. Evet arkadaşlar, delikli koya geldik şimdi. Güzelce yüzeceğiz. Deliğin içinden geçeceğim. Mustafa da bizi drone'la çekiş yapacak. Ve ben şu an çok zor anlar yaşıyorum inerken. Ben kulağımı deldikten sonra uzun zaman sonra ilk defa yüzeceğim böyle bir suda. O yüzden heyecanlıyım. Ve gidiş. Çok güzel su ya. Derin mi başkan burası? Aldın mı kum? Bayağı derin bu. Karşı tarafın hepsi muz tarlası. İşte yukarıda yattığımız taraf. Ve deliğin altı, mağara bölümü. Bence de iyiydi. Çok güzel. Su çok iyi ya. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Evet arkadaşlar. Delikli koyu bitirdik. Kral koyunu. Ve buraya dün akşam geldiğimizde ufak bir antik şehir gördük. Şöyle tepeye kurulmuş. Akşam pek belli olmuyordu ama. Şu anda Antiochia at Kragum diye. Eğer yol varsa burayı keşfetmeye çalışacağız. Tırmanış yolu. Çıkış yolu buradan sanırım. Sağdan gibi ama. Şuradan tırmanabiliriz de inişi biraz zor olur. Evet şu an efsane yollardan görüyoruz sizi. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. Niye? Yok mu? Sıkıntı bizim göbek adımız Mustafa. Öncümüz Mustafa. Çıkacağız buraya abi. Hadi Mustafa yaparsın. Yeah. Buralara avucun içi gibi geliyor yörük Mustafa. Başkan duyguların ne? Duygularım darmadağın. Duygularım darmadağın. Asittir. Duygularım darmadağın, anlayamazsın.
Şuraya bakar mısın? Woo! Bravo başkan. Antik kaleye çıkalım dedik. Öyle bir yere çıktım ki. Şu an inemiyorum resmen. Oo, öldüm. Tepeye çıktım. Orada belli bir noktada geçiş aşaması var şurada. Kayalar o kadar hassas ki tuttuğum yer elimde kalıyor ve düşüyor. Risk almak istemedim video çekilmeyi şimdi. Daha biraz daha YouTuber'lık yapmak istiyorum. Erkenden mesleği veda etmek istemiyorum. O yüzden inmeye karar verdim. Yoksa kalenin tepesine kadar çıkmayı düşünüyordum işin açığı. Yolumuz Sapadere. Orada görüşürüz. Hadi bakalım. Biz geldik. Sapadere Kanyonu'na geldik. Giriş parası 10 TL. Küçük çocuk 5 TL. Yaklaşık 800 metrelik bir yürüyüş yolu var. Çok güzel bir kanyon. Dağın arasından böyle ormanın içinden kanyonun arasına giriyorsun. Biraz saklı kent havası veriyor değil mi Mustafa? Sen de söyledin şimdi. Evet. Turistler tarafından sıkça ziyaret edilen, buz gibi suyu olan bir kanyon. Ortam biraz kalabalık. Maskemizi takalım. Привет. Şortumu yanıma aldım. İleride yüzülecek yer var. Orada yüzeceğiz. Böyle gördüğünüz gibi ara ara yerlerde inip yüzülecek yer var. Zaten kanyonun en çok dikkat çeken bölümü, şelalesi burası. Yüzülecek yer burası bak. Aynen öyle. Ve finale geldik. İşte bu. İşte bu. Ve. Beklenen an geldi. Olay budur. Buz. Çok soğuk lan. Aa, oğlum çok soğuk bu. Onu nasıl şu ana kadar gidelim en soğuk su. Başkan çok soğuk ya. Lan ayağımı hissetmiyorum. Karada çıkıyorum bir tane. Hadi. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Hazır. Hadi o zaman gidiyoruz. Canım yandı resen. Aldınız ya bombalı. Ne? Ben de aldım. Abi. Bak. Abartmıyorum yemin ederim. Şu ana kadar girdiğim hayatımdaki en soğuk suydu bu. Abi normal değil mi? Kaç derecedir? 200 derece falan vardı ya. Anormal. Sol elimi hissetmedim. Yani kulaç attığım için. Ayaklar zaten yok şu an. O kadar. Ama hipotermiye gireriz ama. Ayıldı. Normalde sabah uyandığında buraya bir gireceksin. Uyanmayan, uyanamıyorum diyen adam görsün bakalım. Yine bir çılgınlık. Başkan nereye? Geliyorum. Suyun güzelliğine bakar mısın? Kaygan değil mi? Çok iyi ama. Buradan. Gidiyormuş. Tabii ki de. Balık mı attı? Balık attı. Önce sen. Dur ben karşıya gideyim. Oo! Hakkınızı helal edin beyler. Nereydi mi burası? Sapadere Kanyonu aynen. Orayı da ziyaret edeceğiz.
Sapadere ziyaret. Konuşamıyorum çok zor. Bütün algılarım bozuldu. Sapadere kanyonu da ziyaret ettik. Gerçekten güzeldi. İki nokta ziyaret etmiş olduk. Gazipaşa Delikli Koy ve Sapadere. Şimdi de eve dönüş yapıyoruz. Yorulduk. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu ve bunun benzer daha çok video görmek istiyorsanız kanalımıza abone olarak videolarımıza like atmayı unutmayınız. Bir sonraki gezi videosunda görüşmek üzere.